Hukuk kuralları yer bakımından ülke sınırları içinde uygulanır. Her bağımsız ülkenin kendi yazılı kural sistemi vardır ve bu kurallar sadece ilgili ülke sınırları içinde geçerli olur. Buna yasaların yerselliği ilkesi adı verilir. Buna karşın istisnai bazı durumlarda bir ülke sınırları içinde bir başka ülke hukukunun uygulanması da mümkündür. Özellikle Yabancılık unsuru bulunan hukuki ilişkilerde bu durum ortaya çıkar. Bir Alman ve bir İngiliz Türkiye'de boşanmak istediklerinde bunlara kendi ülke hukuklarının uygulanması gerekebilir. Bir özel hukuk dalı olan devletler özel hukuku içerisinde yabancılık unsuru bulunan hukuki ilişkilerde hangi ülke hukukunun uygulanacağını belirleyen hukuk dalıdır bir kimsenin şahsına ilişkin meselelerde o kişinin vatandaşı bulunduğu ülke hukukunun uygulanması yasaların kişiselliği ilkesi olarak anılmaktadır. Yasaların yerselliği ve kişiselliği ilkesi bir devletin egemenlik hakkı ile kişilerin hakları arasında denge kurulmasını gerektirir. Özellikle kamu hukuku alanında yersellik ilkesi uygulama alanı bulur nişanlılık bakımından Türk hukukunun uygulanması tarafların ayrı ülke vatandaşı olması halinde mümkün olacaktır. Evlenme ve boşanmaya ilişkin düzenlemeler kural olarak kişilerin milli hukuklarına tabi olmakla birlikte ortak bir milli hukuk bulunmaması halinde Türk hukukunun uygulanacağı anlaşılmaktadır. Milletler arası özel hukuk adından da anlaşılacağı gibi Özel hukuktan kaynaklanan sorunlarda hangi ülke hukukunun uygulanacağı konusunda düzenlemeler içermektedir. Benzer bir sorun bir kamu hukuku dalı olan ceza hukuku bakımından da ortaya çıkar. Gerçekten işlenen suça hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı oldukça önemlidir. Türk hukukunda suç ve cezalar bakımından yersellik ilkesi uygulanır. Usul hukuku kuralları yani mahkemenin yargılamayı yaparken uygulayacağı kurallar bakımından yersellik ilkesi mutlak olarak uygulanır. Diğer bir ifadeyle hakim önüne gelen olaya yabancı bir devletin kanunu uyguluyor olsa bile yargılamanın ne şekilde yapılacağı, delillerin ne şekilde toplanarak değerlendirileceği, kararın ne şekilde verileceği ve karara karşı başvurulacak kanun yolları bakımından kendi hukukunu uygulamak zorundadır.